Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir salata tarifi vermek istiyorum. İnanın tek başına bile bir yemek sayılabilir yani. O kadar lezzetli ve doyurucu yani bence. Yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası üzerine fellah köftesi olacak. Nefis bir lezzet yani, mutlaka deneyin. Şimdi yapımına ilk önce dilediğiniz miktarda patlıcanı közleyerek başlayın. Ben elektrikli ocağımda yapıyorum. Ama en güzeli tabii ki ateşte közlenmesi. Veya fırında da közleyebilirsiniz yani. Dediğim gibi ilk önce patlıcanlarımı közleyerek pişiriyorum. Patlıcanlarım közlendi. Şimdi soğutup kabuklarını soyacağım. Soyduğumuz patlıcanları şimdi küçük küçük doğrayacağız. Patlıcanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi köftesini yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 1 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı salça. Ben biber salçası kullanıyorum. Baharat olarak da sadece tuz ve kimyon kullanacağım. Ve gerektiği kadar un. Şimdi ilk önce bulgurumuzu sıcak suyla ıslatmakla başlayacağız. 1 bardak bulguruma 1 bardak sıcak su döküp bir güzel ıslatıyorum ve kabarmasını sağlıyorum. Üzerini kapatıyorum. Kabarmasını bekliyorum. Bulgurumu 10 dakikadır sıcak suyla beklettim. Ve çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine diğer tüm malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı olan irmiğimi, yumurta, biraz kimyon, 1 çay kaşığı kadar tuz. Yanıma ılık su aldım. Çünkü su da gerekecek yani yoğururken. Salçamı da ekliyorum ve başlıyorum yoğurmaya. İlk başta böyle kuru kuru karıştırıyorum. Azar azar suyumdan ilave ediyorum. Kesinlikle birden dökmeyin. İsterseniz salça koymayabilirsiniz ama bence renginin kırmızı olması daha hoş bir görüntü veriyor. 2 kaşık unundan ilave ediyorum şimdilik. Biraz da su. İki kaşık daha un ekliyorum. Yine biraz su. Sanırım artık yeterli olacak. Evet, kıvamı çok güzel. 1 su bardağının yarısını kullandım. Ve 4 yemek kaşığı un ekledim. Gördüğünüz gibi köftem toplandı. Elinizi ıslatmayı ihmal etmeyin. Çünkü yapışır elinize.
Köftelerim hazır. Verdiğim ölçülerle bu kadar köfte çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir yandan tencereme su koyup kaynamaya almıştım zaman kazanmak için. Tuz ekliyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Suyum kaynadı ve dikkatlice artık köftelerimi ilave ediyorum kaynar suya. Köftelerin piştiğini anlamak için çok kolay bir yolu var. Köfteler suyun üzerine çıkacak piştiği an. Yani en fazla 10 dakikada pişecektir. Ara sıra çok dikkatli bir şekilde karıştırın. Ama çok değil ki köftelerimiz dağılmasın. Köftelerim pişti. Suyun üzerine çıktı. Bu şekilde. Şimdi bir süzgeç yardımıyla dikkatli bir şekilde başka bir tabağa aktarıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma yok. Şimdilik suyumuzu dökmüyoruz. Çünkü belki sosumuzu yaparken ihtiyacımız olabilir. Köftelerimi bir kenara alıp şimdi domatesli sosunu pişireceğim. Bir adet soğanı yemeklik doğradım ve sıvı yağda kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Benim salçam domates bir biber karışık. Salçamı da kavuruyorum. Çok az sulandırmak için köfteleri pişirdiğim sudan yaklaşık 3-4 keçe suyundan ilave ettim. Biraz tuz ilave ediyorum. Fazla dökmeyin çünkü köfteleri pişirdiğimiz su da tuzluydu. Ve çok az karabiber döküyorum. Sosum da hazır artık. Hazırlamış olduğum sosu köftelerin üzerine döküyorum. Ve dikkatli bir şekilde karıştırıyorum sosumla birlikte. Bu haliyle bile muhteşem yani. Ama birazdan patlıcan salatamızla buluşunca inanılmaz lezzet patlaması oluyor yani, öyle diyeyim. Köftelerim hazır. Artık son olarak patlıcanı hazırlayacağım. Patlıcanların üzerine dilediğiniz miktarda sarımsak rendeleyin. Ben 3-4 diş kullanacağım. Yoğurt dökeceğim. Yaklaşık miktar olarak yoğurdun miktarı 3-4 kepçe kadar. Biraz tuz ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Son olarak patlıcan salatama çok az zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi iki lezzeti buluşturma anı geldi artık. Şöyle büyük bir servis tabağına ortasına bir kap koydum. Çünkü etrafına patlıcan salatamı koyacağım. Dikkatli bir şekilde ortadaki kabı kaldırıyorum. Ortasına artık köftelerimi yerleştiriyorum. Son olarak doğranmış taze maydanozla süslüyoruz. Son olarak bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu muhteşem lezzeti sizler de mutlaka yapıp deneyin ve yorumlarınızı bekliyorum. Kesinlikle herkesin sevebileceği bir lezzet bence. Yani mutlaka deneyin. Tekrarlamış oldum kendimi ama garanti bir lezzet yani. Evet, umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz.
Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.